Vuslat'ın 750. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler hazırlayan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yurt dışındaki ilk durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sema Ayini Şerifi, yabancı katılımcıları derinden etkilerken programdaki herkese yoğun bir manevi atmosfer yaşattı. Zagreb Müzik Akademisi'nde düzenlenen programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana'nın Konya ve dünya çapında çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Mevlana Hazretlerinin bizler için paha biçilmez bir değeri var. Bu yıl Hazreti Mevlana'nın vefatının 750. yıl dönümü. 2023 yılı bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mevlana yılı ilan edildi. Burada aynı zamanda Mevlana Hazretleri vesilesiyle Konya ile Zagreb arasında bir gönül köprüsü inşa ediyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin tüm insanlığa ilham veren koşulsuz sevgisi ve sonsuz hoşgörüsü yüzyıllardır medeniyetimize yol gösterdi. Hırvatistan'ın siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış isimlerinin katıldığı programda konuşan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da Başkan Altay'a teşekkür etti. Büyük bir mutlulukla ve gururla ifade etmeliyim ki yurt dışındaki etkinliklerin ilkini bu akşam burada Zagreb'de sizlerin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Bu imkan ve ayrıcalığı sağladıkları için Sayın Başkanımız, çok değerli ağabeyim Sayın Uğur İbrahim Altay'a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yoğun mesaileri arasında bizleri kırmayıp ekibiyle beraber burayı teşrif ettikleri için de özellikle teşekkür ediyorum. Başkan Altay daha sonra Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ı makamında ziyaret etti.